Herkese merhaba. Değerli katılımcılar hoş geldiniz. Ee, Risk Yönetimi Derneği olarak bugün e, çok önemli son yıllarda çok tartışılan bir konu üzerinde duracağız. E, bu konu kişisel verileri koruma kanununun iş sağlığı güvenliği hukukunda kullanılması. E, burada birçoğumuz iş sağlığı güvenliği alanında çalışan uzmanlarız. Çeşitli profesyonelleriz ve bu alanda e, çalışırken çok fazla bu kişisel verilerin kullanımı ile ilgili sorulara maruz kalıyoruz. Ee, bu anlamda değerli Erdem hocamız bize e, bu soruların cevaplarını ve e, dikkat etmemiz gereken hususlardan bahsedecek. Ben önce istiyorsanız önce kendimi tanıtmak istiyorum, sonra değerli Erdem hocamızı tanıtmak istiyorum, sonra da sözü Erdem hocaya bırakmak istiyorum sunum için. Benim adım Avukat Ara Halil Kale, 10 e, yıl iş müfettişliği yaptım, e, daha sonra piyasadan gelen teklifler üzerine özel sektörde çalışmayı tercih ettim. Şu anda bir hukuk büro'm var ve orada çalışmaya devam ediyorum. Ee, aynı zamanda makine mühendisiyim ee, ve avukatım. Ee, Çalışma Başlığı diye bir web sayfam var. Orada çeşitli zamanlarda yazılar yazıyorum. Ee, Erdem hocaminki kadar olamasa da kendime evet, özel efendim. bir kitabım var. Ee, benim hayat hikayem bu şekilde. Erdem hocamızı tanıtalım. Değerli Erdem hocamız Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyesi. Uzun süredir iş sağlığı güvenliği hukuku alanında çalışmalar yapıyor. Özellikle KVKK konusunda çok önemli çalışmalara imza atmış bir hocamız. Ve iş sağlığı güvenliği ile ilgili de bir kitabı var. Ben sözü Erdem Hoca'ya bırakmadan önce, sonuna başlamadan önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Sunum sırasında sorular olacaktır. Hepimizin aklına sorular gelecektir. Bu sorularımızı chat kısmından yazarsak ben bu soruları toplayıp sunum sonunda Erdem Hoca'ya sormayı planlıyorum. Hepimize değerli sunumlar diliyorum. Erdem Hocam söz sizin. Çok teşekkürler Halil Bey. Ee, evet, ben de e, Risk Yönetimi Derneği'nin e, hazırladığı bu güzel etkinliğe katılan tüm katılımcılarımızı saygıyla selamlıyorum öncelikle. E, gerçekten önemli bir konuyu bugün masaya yatıracağız. Kişisel verilerin işlenmesi ve bunların iş ve güvenliği alanında bunların yansımalarını tartışacağız. Esasında e, İSG'nin içinde olan kişiler e, sürekli kişisel verilere dokunuyorlar. Bu bir gerçek. İş güvenliği uzmanları değil mi? Özellikle taşeron firmalardan, alt işveren firmalardan çalışanlar geldiğinde bunların bir takım belgelerini talep ediyor. Ee, yine kendi e, İSG süreçlerimizle ilgili iş kazalarının fotoğraflarını çekiyoruz. İş kazalarına ilişkin kamera kayıtlarımız oluyor. Bunlara ilişkin bildirimler yapıyoruz. E, sağlık e, konusu başlı başına zaten e, kişisel veri işleme faaliyetinin en kritik alanlarından bir tanesini oluşturuyor. Dolayısıyla e, aslında çok kapsamlı bir konumuz var. Ama ben mümkün olduğunca özet şekilde e, uygulamada da benim gördüğüm önemli hususları e, vurgulamak suretiyle ve yine e, programımıza katılan değerli e, arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın e, özellikle dikkat etmesi gereken hususlar nedir? bunlara vurgu yaparak bir sunum gerçekleştirmeyi düşünüyorum. i̇zninizle hemen sunumundan devam ederek ilerleyelim. Evet. Şu anda akıyor mu? Demin akıyordu. Ha. Evet. Şimdi öncelikle e, kişisel verilerin korunması Biliyoruz 6.698 sayılı kanunu yürürlüğe girdi. Birçok şirket, birçok firma bunlarla ilgili yapılandırma, implementasyon çalışması gerçekleştirdi. Uyum çalışması gerçekleştirdi. Bu uyum çalışmaları kapsamında esasen danışman firmaların İSG departmanlarıyla da çalışmış olmaları gerekiyordu. Dolayısıyla aramızda bu danışman firmalarla çalışan arkadaşlarımız mutlaka vardır... Yoksa eğer hiç karşılaşmadılarsa bu konuda hukuk danışmanlarıyla bu sunum bence onlar için daha da önem kazanıyor. Ee, bu alandaki farkındalıklarımızın gerçekten yükseltilmesi gerekiyor. Şimdi kişisel verilerle ilgili olarak Halil Bey ben ilk olarak şu soruyu soruyorum. Ee, farkındalığımız var mıdır yok mudur diye. Genel nitelikteki veri nedir? Özel nitelikteki veri nedir? Bu bizim için çok önemli bir konu değil mi? Temel bu alandaki hukuki şey çok önemli bir ayrım bu. Bu ayrım bayağı bir şeyi değiştiriyor. Aynen, değiştiriyor. Hep de burada sorduğum klasik bir soru var arkadaşlara. Diyorum ki arkadaşlar, kişisel veriler, işte hocam diyorlar biz eğitim aldık, işte farkındalığımız var. Hemen şu soruyu soruyorum. TC kimlik numarası diyorum arkadaşlar, genel nitelikte bir veri midir? Yoksa özel hassas nitelikte bir veri midir? İnan hala bana gelen yanıtlar yüzde %80-90% tabii hocam çok özel bir veri bu. Yani TC kimlik numarası kuşkusuz özel nitelikteki hassas nitelikteki bir veri şeklinde oluyor. Şimdi hemen değerli katılımcılarımıza şunu belirtmekte fayda var. TC kimlik numarası son derece şaşırtıcı gelebilir ama genel nitelikte bir veri. Bu ayırım bizim için çok önemli. Yani KVK konusunda bence bu işin birinci adımı genel bir veri nedir, özel bir veri, hassas bir veri nedir ...bu ayırımı bizim yapıyor olmamız lazım. Eğer bu ayırımı biz sağlıklı şekilde yapamıyorsak... ...bütün bu KVK ile ilgili bildiklerimiz aslında boşa çıkıyor... ...ve biz hataya açık hale geliyoruz. Dolayısıyla öncelikle genel ve özel verileri... ...bizim KVK alanında çok iyi sınıflandırıyor olmamız gerekiyor. Şimdi kişisel verilerle ilgili baktığımızda... ...genel nitelikteki veriler aslında kanunda biraz sonra daha ayrıntılı anlatacağım. Özel olarak sayılmış olmayan bütün verileri ifade ediyor. Yani biz hani hukukta bir deyim kullanırız. Numerus classus deriz. Bu sınırlı sayıda sayılmış olmak anlamına gelir. Hatırlarsın Roma hukukunda birinci sınıfta hemen şey yaparlar. Anlatırlar bize. Numerus classus'un anlamı şu. Yani kanun özel nitelikteki verileri diyor ki kardeşim özel veriler bunlar. Bunların ötesinde bir özel veri yok. Yani sen kendi kafana göre bir özel veri kategorisi yaratamazsın. Özel verilerimiz bunlar. Dolayısıyla genel nitelikteki veriler bütün bu özel nitelikteki verilerin dışında kalan verileri ifade ediyor. Nitekim bu kapsamda biraz önce de belirttiğim gibi TC kimlik numaraları da var. TC kimlik numaraları da genel nitelikteki bir veri. Bizim kredi kartı bilgilerimiz genel nitelikteki bir veri. İsmimiz, soyadımız bunlar genel nitelikteki Veriler. Şimdi genel veri ve özel veri ayrımı e, şurada önem kazanıyor. Özel veriyi işlemek çok daha zor, genel veriyi işlemek son e, çok daha kolay diyebiliriz. Yani olayda karşımızda genel bir veri varsa, bu genel bir veriye bizim dokunabilmemiz için, bunu işleyebilmemiz için illa mutlaka ilgili kişinin rızasını almamıza gerek bulunmuyor bunu işlemekle ilgili kanunda öngörülen makul mantıklı bir gerekçe varsa ki kanun bize birçok olanak sağlıyor bunlarla ilgili olarak biz genel nitelikteki bir veriyi işleyebiliyoruz. Buna karşılık özel nitelikteki veriler söz konusu olduğunda işler değişiyor. Nasıl değişiyor? Örneğin bir sağlık verisi söz konusu olduğunda, örneğin bir sabıka kaydı söz konusu olduğunda bizim bu verilerden e, kaçabildiğimiz kadar kaçmamız gerekiyor ve sadece yetkili kişilerin, sadece kanunda öngörülen çok sınırlı durumlarda bu verileri işliyor ve paylaşıyor olması gerekiyor. Dolayısıyla programımızı dinleyen sevgili uzman arkadaşlarımızın aldıkları veriler bakımından, mesela bir taşeron firma yetkilisinden bir takım veriler alıyor olabilirler aldıkları veriler bakımından bu sınıflandırmaya dikkat ediyor olmaları lazım. Ben nasıl bir veri işliyorum? Genel mi, özel mi? Öncelikle bu ayrımı ortaya koymak lazım. Şimdi biraz önce de ifade ettiğim gibi genel nitelikteki veriler çok daha kolay işlenebiliyor. Çok alternatif var. Kanunda bir e, kural öngörülmüşse genel nitelikteki bir veriyi işleyebiliyoruz. E, bununla ilgili mesela birçok örnek şey yapmak mümkün, göstermek mümkün. İşte internetle ilgili mesela kanunlar var. Kimlik bildirimiyle ilgili kanunlar var. Kişinin ne yapıyoruz mesela? Çalışanları işe alıyoruz. Kimliklerini yetkili makamlara bildiriyoruz. Hep bunlar bir takım yasal dayana dayanıyor. Bir otelde kalıyoruz mesela. Ne yapıyor otel? Bizim kimlik bilgilerimizi yetkili makamlara bildiriyor. Bunlar bizim aynı zamanda şeyimizi almıyorlar. Yani rızamızı almıyorlar. Almalarına da gerek yok. Kanun çünkü o yetkiyi veriyor. Yine fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan kişiler. Çok spesifik bir durum. İş yerimize geldi, işte şeyini kaybetti, bilincini kaybetti. Onun kişisel verisinin işlenmesi örneğinde olduğu gibi. En çok uyguladığımız veri işleme C fıkrasında geçen bir sözleşmenin kurulması ve ifası ile ilgili olarak. Örneğin bir çalışanı işe alacağız. O çalışanı işe alabilmek için bir takım verilerini işliyoruz. Diyoruz ki sözleşmeyi kurabilmek için örneğin sen diyoruz mesela hangi okuldan mezunsun bu veriyi işlerken de kişinin rızasından e, çok e, biz neye dayanmış oluyoruz burada? Bir sözleşmenin kurulması e, kuralına dayanmış oluyoruz. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması. Öyle şeyler var ki sadece kanunlar değil ama yönetmeliklerde de ve diğer mevzuatta bize bir takım hukuki yükümlülükler getiriliyor olabilir biz bu hukuki yükümlülükleri yerine getirebilmek için veri işlemek zorundaysak dolayısıyla burada ilgili kişinin rızasını almaksızın bu veriyi ne yapabiliyoruz? İşleyebiliyoruz. Mesela programımızı dinleyen değerli arkadaşlarımıza hemen şöyle bir örnek verebiliriz. 6331 sayılı kanunda ve yine yönetmeliklerde, ilgili yönetmeliklerde neler var mesela? Başka iş yerinden gelen çalışanlar söz konusu olduğunda Bunların eğitim durumlarını denetleme yükümlülüğü var işverenin. Ya demek ki ben kişi İSG eğitimi almış mı? Kişi mesela gereken mesleki yeterlilik sertifikasına sahip mi değil mi? Bunları denetleyebilmek için veri işleyebiliyor olmam lazım. Hukuki yükümlülüğüm. Kanun bana diyor ki e ey diyor işveren bunları denetle. E bana bunu denetleme yükümlülüğü getiriyorsa... ...dolayısıyla benim bu yükümlülüğümü yerine getirebilmek için veri işliyor olmam gerekiyor. Ee, i̇lgili kişinin kendisi tarafından alenileştirdiği veriler, örneğin sosyal medyada yaptığı paylaşımlar mesela bu anlamda olabilir. İstisnai olarak bu çok hani e, kural olarak dayanmamız gereken bizim İSG alanında bir yüküm değil. Veri işleyebileceğimiz durumlardan bir tanesi. Bir hakkın tesisi kullanılması ve koru, korunması için Veri işlemenin zorunlu olması, bizim veri işleyeceğimiz gene e, bize olanak veren e, maddelerden bir tanesini oluşturuyor. Nedir mesela hakkımızı koruyabilmek için hukuki süreçlerde mesela bir iş kazası oldu, İş kazası ile ilgili bir dava açıldı. O iş kazası davasında bir takım verileri biz kullanmamız lazım. Dolayısıyla burada da biz veri işleyebiliyoruz ve nihayetinde ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması. Yani meşru menfaat temelinde ne yapabiliyoruz? Kişisel veri işleme faaliyeti gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi meşru menfaat mesela bizim karşımıza en çok nerede çıkıyor? Mesela kamera kayıtlarında çıkıyor değil mi? İşyerlerimizde hep kamera kayıtları var, kameralar var, CCTV'ler var ve CCTV'lerin bütün bu kameraların aslında varoluş şeyleri, KVK açısından uygulama dayanakları işletmenin meşru menfaatine dayanıyor. Neden kamerayla izleme faaliyeti gerçekleştiriyor işveren? Temelde iki gerekçeyle bu yapılıyor. Bir, iş yerindeki genel güvenliği sağlamak öncelikle. Yani bir hırsızlığa karşı mesela önlem almak. Bir de aynı zamanda İSG faaliyetleri ilgili olarak da bu kamera işleme faaliyeti düşünülüyor. Özellikle tehlikeli riskli bölgelerde yani bir takım hatalar var mı? Ben bunları fark edeyim, ee, önceden göreyim, gerekirse bir önlem alayım diye. Dolayısıyla meşru menfaatte bizim genel nitelikteki verileri işlememiz için bir gerekçe oluşturabiliyor. Özetle şunu söylememiz mümkün. Genel bir veri varsa, kanun bana yetki verdiyse, sözleşmeyi kurabilmek için, meşru menfaatin bunu gerektiriyorsa, e, yine hukuki yükümlülüğüm burada e, bana bir takım yükümlülükler getiren e, düzenlemeler varsa, ben ne yapabiliyorum? Kişisel veri işleme faaliyetinde bulunabiliyorum. Ama bakın özellikle meşru menfaat konusunda, yani kamera kayıtları ki bunun tipik örneği, kanun ne diyor? ...ilgilinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermeyin diyor. Şimdi bu çok hassas bir konu. Meşru menfaat temelinde yapılacak bir veri işleme faaliyetinde... ...ilgilinin hak ve özgürlüklerine zarar veremeyiz. Şimdi bu Türkiye'de çok ciddi bir e, sorun. Çünkü maalesef birçok iş yerimizde... ...kamera kayıtları eksesif şekilde, aşırı şekilde kullanılıyor. Yani... Her yere beyaz yakanın çalıştığı yere, mavi yakanın çalıştığı yere kamera kayıtları yerleştiriliyor. Kameralar yerleştiriliyor. Zaman zaman gidiyoruz iş yerlerine soruyoruz. Ya diyoruz neden bu kadar çok kamera var? İşte hocam biz çalışmayı da kontrol ediyoruz. Yani kişi doğru çalışıyor mu şey yapıyor mu? Şimdi mesela beyaz yaka açısından bu hoş bir durum değil. Yani kişinin tepesinde bir kamera sürekli beyaz yakanın çekim yapması KVK açısından sıkıntılı bir durum. Sadece iş faaliyetini gözlemleyebilmek için kişi 24 saat kayda almak da doğru bir yaklaşım değil. Yani güvenlik ve İSG güvenliği bunlara meşrulaştırabilir, ama burada Türkiye'de bu kamera kayıtlarının biraz daha makul, mantıklı ve ölçülü seviyelere çekilmesi gerekiyor. Şimdi burada yine önemli bir konu. Bunların ötesinde kişinin rızası dışında yani kişiden rıza almaksızın verisini işlememiz mümkün değil. Yani bu kanunda belirttiğim hususlara dayanmamız mümkün olmadığı durumlarda ne yapmamız gerekiyor? Kişiden bizim rızasını almamız gerekiyor. Mesela bana şu soru gelebilir. İşte hocam mesela hangi durumda çalışanın rızasını almamız lazım? Hangi verisini işlemek için? Mesela çalışanın resmini çekebilmek Resmini sosyal medyada paylaşabilmek, video kaydını çekmek ve bu video kaydını şirketimizin mesela bir pazarlama faaliyetinde kullanabilmek için bütün bu gerekçeler bize bir şey sunmuyor. Burada bizim ne yapmamız lazım? Mutlaka ilgili kişinin rızasını almamız gerekiyor. Şimdi demek ki e, rıza da kişisel veri işleme faaliyetlerinde gündeme gelebilir iş ilişkilerinde. E, ee, İSG açısından tabi bu, bu nasıl gündeme gelebilir? Mesela şu uygulamayı görüyorum zaman zaman iş yerlerinde. Uzman arkadaşlarımız gördükleri çalışanların mesela güvensiz çalışan kişilerin kendilerinden izin almadan resimlerini çekiyorlar. Hatta onları videoya alıyorlar. Bakın tekrar söylüyorum güvensiz çalışıyor. Mesela baretini takmamış veya işte emniyet kemerini takmamış. Kişisel KKD'sini doğru şekilde kullanmıyor. Ve bu uzman arkadaşımız da olabiliyor bunu yapan veya oradaki amir de olabiliyor. kişiyi mesela filme alıyor. Daha sonra bu filmler hukukçu olarak bizim önümüze geliyor. Hukuk danışmanı olarak bize soruyorlar. İşte hocam bak güvensiz faaliyeti biz şey aldık, kaydı aldık. E peki bu kayıt nereden? Yani genel kameralardan mı? Hayır işte bunu uzman arkadaşım kayda almış veya işte amir kayda almış. Şimdi bu doğru bir yaklaşım değil. Yani kişinin burada aydınlatılması söz konusu olmamış. Rızasının da alınması söz konusu olmamış. Dolayısıyla bu kayıtları bizim yarın öbür gün kişiye yönelik bir yaptırımda kullanma şansımız da yok. Aksine kişi bizden bize karşı şey diyebilir. Siz benim izinsiz şekilde kaydımı almışsınız diyebilir. Dolayısıyla bu gibi e, uygulamalardan e, arkadaşlarımızın, bizi dinleyen değerli sevgili arkadaşlarımızın kaçınmalarını ben tavsiye ediyorum. Şimdi bana haklı olarak şunu soracaklar. Peki hocam kişiyi nasıl bir şey yapacağız? Kanıtlayacağız bunu yapmadığını nasıl ortaya koyacağız? Ya orada tanık beyanlarıyla onu yapmamız daha isabetli olur. Yani çünkü orada spontane olarak kişinin rızasını da alamazsın. KKD'sini takmamış fotoğrafını çekeceksin bir fotoğrafını çekeyim adam tabii ki orada rıza vermez sana. Dolayısıyla orada tanık beyanlarıyla bizim süreci ilerletmemiz daha isabetli olur diye düşünüyorum. İşte meşru menfaate dayanabilir mi işveren hani bu tartışılabilir burada ama bu riski bence almamak daha bana isabetli geliyor. Şimdi gelelim özel nitelikteki verilere, işin belalı kısmına. Özel nitelikteki veriler bizim iş ilişkisinde, özellikle iş sağlığı, güvenliğinde sıkça karşımıza çıkıyor. Şimdi bazılarını gri ile bazılarını kırmızı ile yaptım. E, etnik köken, ırk, siyasi düşünce, kılık kıyafet, cinsel hayat, felsefi inanç, din mezhep ve diğer inançlar bizim karşımıza çok çıkmıyor. Yani bu verileri biz zaten işlemiyoruz. Yani bunlar bizim araştırdığımız, incelediğimiz şeyler değil. Sadece şeyle karşılaşıyoruz, dinle karşılaşıyoruz. Biliyorsunuz eski nüfus cüzdanlarımızda bunların arkasında din haneleri de yazıyordu. Dolayısıyla bizi dinleyen değerli arkadaşlarımızın bu nüfus cüzdanı eğer örneği alıyorlarsa ki bunu almak da ayrı bir tartışma konusu. eski nüfus cüzdanlarında mutlaka bunun din anesini karartarak almaları gerekiyor. Yani nüfus cüzdanlarının üzerinde din anesi varsa sen maalesef din velisi işlemiş oluyorsun. Bundan da kaçınmakta fayda. Şimdi gelelim İSG bakımından önemli olan e, verilere. Ceza mahkumiyeti güvenlik tedbiri yani sabıka kayıtları. Bu hatayı maalesef ve maalesef birçok iş yerinde görüyorum. Ne hatası yapılıyor mesela? İşveren kendi çalışanlarından sabıka kaydı alıyor. Sabıka kaydı alırken işte bir şekilde çalışanı aydınlatıyor, rızasını alıyor. Bu suretle sabıka kaydını alıyor. Ee, aslında Türkiye'de bir aşırı bir sabıka kaydı alınması uygulaması var. Yabancı e, uzmanlarla da hep toplantılar yaptım KVK konusunda mesela Fransızlarla bir toplantı yaptık e, e, geçtiğimiz sene Fransızlara sordum ya siz ne yapıyorsunuz dedim bu şey konusunda sabıka kayıtları konusunda. Bana dediler ki ya e, Sayın Profesör biz şey değiliz yani biz ordu değiliz. Yani sabıka kaydını almamız için bizim bir gerekçe yok. Şimdi Türkiye'de biraz işler tabii farklı. Yani e, terör olayları Türkiye'de malum birçok boyutu var. Yani işte bir FETÖ boyutu var, PKK boyutu var, bir sürü hikayesi var. Dolayısıyla işveren esasında kendini güvenli alanda tutmak istiyor. Sabıka kayıtlarına bakmak istiyor. E bir de Suça karışmış da çok insan var. Tecavüz suçuna karışmış, darp suçuna karışmış, ne bileyim güveni kötüye kullanma, hırsızlık yapma gibi suçlara karışmış kişiler olabiliyor. Dolayısıyla bu sabıka kayıtları Türkiye'de biraz daha Batı Avrupa'dan fazla şekilde e, işlenen bir veri olarak karşımıza çıkıyor. E, ama bu veriyi, değerli arkadaşlarımızın alt işverenlerden en azından almamaları gerekiyor. Hadi kendi işçimizden aldık, rızasını aldık, şunu yaptık, bunu yaptık ama orada bile aslında sıkıntılı. Orada da belli bir kategorizasyon yapmak lazım. Sadece kritik pozisyondaki kişilerden rızasını alarak almak lazım. Onun ötesine girmemek lazım. Yani benim tavsiye ettiğim o. Ama alt işveren çalışanlarından sabıka kayıtlarını alıp da işlemememiz gerekiyor. Bu yanlış bir yaklaşım olur. Şimdi Gene bizi izleyen değerli arkadaşlarımız şu soruyu soracaklar. E ee hocam peki alt verenler bunlar sabah akşam burada çalışıyorlar. E bu adamlar suçlu kişilerse, kriminal kişilerse biz bunları ne yapacağız? Ben şöyle yapıyorum. Kendilerine tavsiyem o. Alt veren sözleşmelerinin içine bir madde koyuyorum. Özellikle KVK'dan sonra. Diyorum ki alt veren çalışanların e, genel güvenliğinden sorumludur. Bana verdiği çalışanların. Dolayısıyla alt işveren bu çalışanların genel güvenlik denetimlerini yaptığını ve bu genel güvenlik denetimi eksikliği neticesinde bir zarara ben uğrarsam bütün sorumluluğu üstlendiğini kabul, beyan, taahhüt eder tadında bir madde koyuyorum. Yani topu kime atıyorum? Alt işverene atıyorum. Sözleşmeme de yazıyorum. Kardeşim sen alt işveren olarak benim iş yerime getirdiğin adamların güvenlik denetiminden sen mesulsün diyorum. Yani bu en gerçekçi çözüm gibi gözüküyor bana e, şu an için baktığımızda. Gelelim biyometrik verilere. Bu parmak izi uygulaması biliyorsunuz çok kullanılıyordu maalesef. E, hatta spor salonlarında bile parmak izleri alınmaya başlanmıştı. Ondan sonra KVK kurulu meşhur bir karar verdi. Yine bizim gibi Halil Bey bir avukat arkadaşımızın şikayeti sonucunda spor salonunda zorla almışlar yani parmak izini. Vermiyorum kardeşim. Vereceksin, vermeyeceksin. Spor salonu cezayı yiyince herkes bu parmak izleri konusunda uyandı. Artık biyometrik veriler, parmak izleri eskisi kadar alınmıyor. Zaten bunlara da bu topa da girmemek lazım. Yani bu biyometrik verileri sınırlamak lazım. Sadece ve sadece çok sınırlı alanlarda kullanılabilir bu. Yani işte çok güvenli bir şeyi vardır. E işte IT odası vardır, server odası vardır. Ne bileyim şirketin böyle gizli belgelerinin saklandığı bir arşiv vardır. İşte bir bankanın mesela. E bu gibi durumlarda, ekstrem durumlarda olabilir ama bunun dışında fazla mesai kontrolü için parmak izi olacak bir sistem değil. Dernek Vakıf Sendika Üyeliği, sendika üyeliğini eğer işçiler sendikalıysa kanun gereği işliyoruz ama sendikasızsa sendikalı mısın, sendikasız mısın bunları sorup bunları işlememiz hukuka uygun değil. Gelelim sağlık verilerine. Sağlık verileri aslında başlı başına bir tartışma konusunu oluşturuyor. Özellikle COVID süreçlerinde çünkü çok zorlandık. Bir yandan iş güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bir yandan kişisel verilerin korunması. aslında bakarsanız bütün dünyada KVK ile İSG COVID döneminde tam anlamıyla çarpıştı. Neden? İşverenler ateş ölçmek istediler, aşı yaptırmak istediler, aşıları takip etmek istediler ee, ama öte yandan... KVK otoriteleri de aman bak işte burada işte kişisel veri şey yapma ondan sonra paylaşma etme bu yaptığın aşırı KVK otoriteleri sıkıştırmaya çalışırken öte yandan bütün uygulama bu konuda ee, açılım sağlamaya çalıştı. İşverenler de haklı olarak şunu diyorlar ya ben burada evet eyvallah kişisel veri de ama öte yandan insanların da sağlık hakkı var. Yani işte Erdem diyelim ki Covid oldu. Erdem'le beraber çalışan kişinin de belki bunu bilmeye hakkı var. Yani ki o da önlemini alsın, testini yaptırsın, şudur budur. İşte KVK otoriteleri de diyorlardı ki işte Erdem'in orada ismini vermeyeceksin. Sadece işte biriminizde falan falan Covid görüldü. Bu şekilde bilgi vereceksin. Dolayısıyla Covid dönemi gerçekten bu iki şeyin çarpıştığı bir alan oldu. Şimdi burada şunu bilmemiz lazım. Özel verileri işte rıza temelinde veya kanun gereği işleyebiliyoruz. Ama sağlık verileri söz konusu olduğunda sağlık verileri işlemek için önümüzde iki alternatif var. Ya ilgili kişiden rıza alacağız veya sağlık verilerini yetkili bazı kişiler işleyebilecekler. Yani kanuna göre Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin, finansmanın planlanması ve yönetimi için sır saklama yükümlülüğü altındaki kişiler. Biz hemen bu maddeyi şöyle yorumladık iş hukukçuları olarak ve KVK alanında çalışan kişiler olarak. Dedik ki kardeşim burada iş yeri hekimleri sağlık verilerini işlemeli. Dolayısıyla sağlık verileri kural olarak iş yeri ekiminde bulunmalı ve İSG ile ilgili çok temel bütün arkadaşlarımızın bilmesi gereken çok temel bir ilkeyi yabancı kurul kararlarında da kabul edilen, yabancı literatürde de kabul edilen bir ilkeyi Türkiye'de yerleştirmeye çalıştık. Bununla ilgili ben bütün konferanslarımda, seminerlerimde hep bunun altını çizdim. Bu çok önemliydi. Sağlık verileri konusunda bir kere dünyada ki KVK'yı biliyorsunuz biz Avrupa Birliği regulasyonunu aldık. Türkiye'ye şey yaptık, uyguladık. Yani eski 95 tarihli GDPR'dan bir önceki versiyon bizde geçerli. Sağlık verileri konusunda kabul edilen ilke şu Batı Avrupa'da. Hekim diagnosis paylaşmaz. Yani hekim teşhis paylaşmaz. Teşhis, tedavi bunların unsurları hekimde kalır. Hekim sadece insan kaynaklarına üç şekilde bilgi verebilir. Diyebilir ki işte Ayşe bu işte çalışamaz. Ayşe bu işte çalışabilir. Ayşe şunlara dikkat ederek bu işte çalışabilir. Hemen aklımıza bizi dinleyen değerli arkadaşlar hocam diyeceklerdir işte ek iki formları. İşte o ek iki formlarının biliyoruz ne kısmı var? Sonuç kısmı var. Yani o sonuç kısmının insan kaynaklarıyla paylaşılıyor olması lazım. Şimdi sağlık verileri konusunda tabii İSG açısından baktığımızda sağlık verileriyle ilgili detaylar kimde kalmalı, hekimde kalmalı. Şimdi bu tabii zorlandığı alanlar olabiliyor. Mesela bulaşıcı virüsler olabiliyor kişide, bir takım rahatsızlıklar olabiliyor. İşte bunları nasıl paylaşacak, nasıl edecek? Bunlar hep sıkıntı olarak bizim karşımıza çıkabiliyor. Ama ana ilke, ana kural bu. Şimdi bizim kanunumuzun maalesef ve maalesef çok zayıf bir noktası var. Kişisel veri işleme faaliyeti esasında sağlık verilerinin işlenmesi faaliyeti maalesef bunlarla sınırlı kalmıyor. Ve hekim dışındaki departmanların mesela İSG departmanının, iş güvenliği departmanının genel olarak sağlık verilerine dokunması gerekli olabiliyor. Şimdi hemen bizi dinleyen değerli arkadaşlarımızın sürekli yaptıkları bir faaliyeti örnek vere verebilirim bu konuda. Mesela iş kazası bildirimleri, meslek hastalıkları bildirimleri değil mi? E bir iş kazası olduğunda o iş kazasına ilişkin kişi kaza geçirdiğinde kaza fotoğrafları, kaza süreci, kazayla ilgili bilgiler sonuçta kişinin sağlığıyla doğrudan alakalı bilgiler. Kişi kaza geçirmiş ama ne nasıl yaralanmış, neresi yaralanmış? Sağlığı burada etkilenmiş. Şimdi kanunumuzun zayıf noktası şu, zayıf halkası şu. Ee, bu verileri işleme noktasında bize bir yetki vermiyor. Yani ben mesela bir iş kazası bildirimi yapacağım. Ee, hekim değilim diyelim ki. Kişiden de rıza almadım diyelim ki. Peki nasıl bu bildirimi gerçekleştireceğim? Ve bu iş kazası ile ilgili bilgiler bende nasıl bulunacak? Yani bunu hukuki nayana ne olacak? Şimdi yabancı şey ee, GDPR ve GDPR kapsamındaki ülkeler bunu şöyle çözüyorlar. Sağlık verileri aynı zamanda mevzuat gereği de işlenebiliyor. Yani hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve yasal mevzuatın özel olarak yetki verdiği durumlarda da sağlık verileri işlenebiliyor. Biraz karmaşık mı anlattım bilmiyorum ama bizim mevzuatı söyleyeyim. Sağlık verileri iki şekilde işleniyor. Ya rıza alıyorsun ya sır saklama. Hekim işliyor. Ama kanun sana şunu işle dese dahi veya işte mevzuat sana bir yükümlülük getirse dahi iş kazası bildiriminde olduğu gibi sen bu veriyi işleyemiyorsun. Dolayısıyla burada kitleniyorsun. Şimdi bu konuda hemen şunu söyleyeyim çalışmalar sürüyor. KVK kurulunun da bu konuda çalışmaları var. Sağlık verilerinin işlenmesiyle ilgili olarak önümüzdeki günlerde bir açılım gerçekleşecek. Ve sağlık verilerinin işlenmesiyle ilgili olarak ee, olanaklar biraz daha artacak özellikle iş kazası bildirimleri işte engelli çalışanlarla ilgili mesela hususlar bunları da benim işlemem ge gerekiyor Mesela değil mi İSG'nin önemli konularından bir tanesi İSG açısından özel olarak korunması gereken çalışanlar var mesela engelli çalışanlar sadece hekim değil Uzmanı da ilgilendiriyor. Onlara ilişkin nasıl önlem alacak? Kimin engelli olduğunu, hangi engeli olduğunu detaylı olarak bilmesi lazım ki buna ilişkin önlem alacak. Ama kanun bu konuda maalesef e, yetki vermiyor. Dolayısıyla kanunlarımızda bu konuda yetki verilmesini e, bekliyoruz. Bu konudaki açılımları bekliyoruz. Hukukçular bu konuda belli açılımlar sağlamaya çalışıyorlar. Ee, mesela Mesut Çeki'nin çok güzel bir çalışması var, sağlık verilerinin işlenmesi ile ilgili olarak kanunda bir örtülü boşluk olduğunu ileri sürüyor ve kanundaki bu örtülü boşluğun aslında hakim tarafından doldurulması gerektiğini ve defakte olarak aslında kanun sana bir takım yükümlülükler getiriyorsa senin hekim olmasan da sağlık verisini işleyebileceğini e, ifade ediyor. Ben de sevgili Mesut arkadaşıma katılıyorum, çok değerli bir arkadaşım, KVK alanında çok güzel çalışmaları var. Katılıyorum yani buradaki açmazı bizimle şey yapmamız lazım. Kurulum da e, onlar da farkındalar zaten bu konudaki sıkıntının e, maddeyi yorumlarken kuşkusuz bunlara dikkati alarak yorumlamasını e, ümit ediyoruz. Ama e, sıkıntılı bir süreç. E... İSG ve kişisel verilerin dokunduğu noktalara baktığımızda hekim ve İK ilişkisi biraz önce belirttiğim gibi doğru şekilde kurulmalı. E, OSGB hekim ve işveren arası ilişkiler yine çok önemli bir konu. Şimdi e, birçok şirket e, şeyle çalışıyor. E, iş, 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 sağlığı ve güvenliği hizmetlerini outsource ediyor ve dışarıdan alıyor. Çok önemli şunu söylemekte fayda var. Sen İSG hizmetlerini dışarıdan da alsan o dışarıdan aldığın firma İSG verilerini kaptırırsa sorumlu sen olursun. Dolayısıyla bizi dinleyen sevgili işverenlerimiz varsa, e, firma yetkilileri varsa ki mutlaka vardır. Onlara da şunu söylemek istiyorum. Lütfen OSGB seçerken de çok dikkatli olmanız lazım. OSGB'lerin değerli arkadaşlar, sadece İSG alanında yetkin değil aynı zamanda KVK kişisel verilerin korunması konusunda da bir takım önlemleri alıyor olmaları lazım. Hatta ben şunları tavsiye ediyorum OSGB'lere. Bilgi güvenliği ile ilgili mutlaka çalışmalar yapın. Birçok firmanın kişisel verisini tutuyorsunuz. Başınıza bir şey gelirse bunun çok ciddi hukuki ve cezai sonuçları var. Mutlaka bilgi güvenliği standartlarınızı yükseltin. Mesela bizi dinleyen yine sevgili uzmanlar çok iyi bilirler. Bu konuda hep ne neye atıp yapıyoruz biz? ISO standartlarına atıp yapıyoruz. Mesela bilgi güvenliği konusunda da ISO 27001 gibi ve yine KVK modülü gibi bunun iyileri versiyonu e, modüller var. Yani bir OSGB'nin de bence bilgi güvenliği alanında e, standartını yükseltmesi lazım. Hatta kurumsal yapıların OSGB seçerken bence OSGB'ye şunu da sorması lazım kardeşim. Evet sen ISG konusunda şunu şunu yapıyorsun da bilgi güvenliğinde sen neredesin? Bu soruyu da sormaları gerekiyor. İş kazalarının meslek hastalıklarının bildirilmesi, kazalara ilişki mesimlerin çekilmesi, alt işveren yönetimi, iş yerine gelen tört parti firmalarla ilişkiler. Bu konuda bizim şunu yapmamız lazım. Özellikle bizi dinleyen arkadaşlarımıza hangi belgeleri alıyorsunuz? Bunun bir dökümünü yapın, bir envanterini yapın. Yani diyelim ki bir tedarikçi firma geldi o firmadan neler alıyorsun sen? SGK bildirimi mi alıyorsun? Kimlik bildirimi mi alıyorsun? Sabıka kaydı mı alıyorsun? Sağlık belgesi mi alıyorsun? Bunların bir dökümünü yap. Sağlık belgesi alıyorsan, adamın bütün sağlık raporlarını alıyorsan büyük bir hata yapıyorsun. Yani öbür gün başın derde girecek demektir. Sağlık raporunu kime akıtmak lazım? E, i̇ş yeri ekibine. Bence sadece sonuç bazlı akıtmak lazım. Çünkü kanunlarımıza baktığımızda iş yeri hekiminin yani asıl işverenin iş yeri hekiminin sadece sağlıkla ilgili yükümlülüğüne sağlık raporlarının süresinin dolup dolmadığını kontrol etme yükümlülüğü var. İş yeri hekimlerinin görev yetki ve sorumlulukları hakkındaki yönetmeliğe göre. Onun ötesinde alt işveren işçisinin teşhisi, diagnozisi şunu bunu asıl işverenin hekimini ilgilendirmez. Sana bu konuda bir sorumluluk da gelmez. Dolayısıyla e, hangi belgeleri alıyorsun ve hangi hukuki dayanakla alıyorsun? Bunun arkadaşlarımızın, bizi dinleyen sevgili arkadaşlarımızın bir envanterini çıkarması ve bunu sorgulaması gerekiyor. Ee, yine e, altışveren alt veren yönetimi gerçekten çok çok önemli. Ee, alt veren e, verileriyle ilgili olarak özellikle özel verilerle ilgili olarak dediğim gibi iş yeri hekimine bu özel verilerin mutlaka e, sağlık verilerinin bulunacak şekilde tasarım yapılması çok isabetli olur diye düşünüyorum. Ee, İSG ile ilgili olarak yine e, biraz önce de belirttiğim gibi e, OSGB'si olan arkadaşlarımız olabilir. OSGB ve çalışan arkadaşlarımız olabilir. Mutlaka sevgili arkadaşlar kurulun özellikle tebliğinde de belirttiği bir husus var eee OSGB'mizde de iş yerimizde de özel verilerin korunması hakkında bir prosedür hazırlamanız lazım. Tekrar söylüyorum. Nasıl bizim İSG iç yönergemiz var, bir özel verilerin korunması yönergesini de bizim hazırlıyor olmamız lazım. Yani bir OSGB'yi mesela kurul denetlerse, kurul diyelim ki bir OSGB'de bir veri ihlali oldu. Onu denetlediğinde soracağı sorulardan bir tanesi sen özel verilerin korunması hakkında hangi prosedürü yaptın. Dolayısıyla bir özel veri koruma prosedürü gerçekleştirin ve biraz önce de belirttiğim gibi bilgi güvenliği önlemlerini yükseltin, bunları standartları arttırın. Evet, ee, toparlayalım isterseniz. Sorulara da yanıt şeyimiz kalsın, yerimiz kalsın. Esasında çok konuşmamız mümkün İSG alanında ama nokta atışı olarak bizi dinleyen arkadaşlarımıza işte hocam bize neyi tavsiye edersin diye soruyorlarsa İSG, İSG ve KVK alanında yapmaları gerekenleri ben 4-5 madde olarak özetleyeceğim. Bir kere İSG konusunda bir envanter hazırlayın. Eğer bugüne kadar yapmadıysanız. Hangi verileri işliyoruz? Bu verileri kimlerle paylaşıyoruz? Elinizde bir İSG departmanının hem hekimin hem uzmanın her ikisinin de ...bir envanteri olmalı... ...bir envanterinizi çıkartın... E, ...İSG verileri için... ...bir e, retention policy dediğimiz... ...veri saklama ve silme politikası... ...bununla bütünleştirin... ...mesela... ...sağlık verilerini ne kadar saklayabiliriz... ...biliyorsunuz... E, yönetmeliğe göre... ...en az 15 yıl sağlık verilerinin... ...saklanması gerekiyor... ...dolayısıyla sağlık verilerini... ...15 yıl saklamamız mümkün... ...ama... Onun ötesinde hangi veriyi ne kadar zamanda sileceğiz bunun bir politikasını oluşturmamız lazım. Mesela mesleki eğitim bilgileri varsa tedarikçilerin bizim elimizde ve 10 yıl zaman aşımı süresi açısından bence yeterli bir süre 10 yılın ötesinde bu veriyi saklamamak e, gerekiyor. Onlara ilişkin mesela 10 yıllık süre koyabiliriz. Ama bu konuda bir politikamız olmalı. Yani İSG verilerini biz ne kadar zamanda silmeliyiz bir politikamız olmalı. Ve düzenli olarak yılda iki defa kurulun yönetmeliklerine göre e, silme faaliyeti gerçekleştirmeliyiz. Biraz önce belirttiğim gibi özel veri saklama ve koruma politikası hazırlamamız lazım. Yani sağlık verilerini özellikle nasıl işleyeceğiz, nasıl koruyacağız bunun üzerine çalışmamız lazım. Altışverenden gelen verileri belgeleri gözden geçirmemiz lazım. Bu belgeleri kim alıyor? Mesela şunu yapıyorum Halil Bey, altışveren firmalara yazılar yazıyorum. Çünkü ne yapıyorlar? Bilinçsizler altışveren firmaların maalesef çok küçük firmalar olduğu için kendilerine göre haklılar da yani her şeyi bilme şansı olmuyor adamların. Ee, bize Allah ne verdiyse gönderiyor. Yani İSG belgesini istiyorsun. Sağlık raporunu gönderiyor, teşhisini gönderiyor, sabıka kaydını gönderiyor, bordrosunu gönderiyor. Diyoruz ki bak biz senden şu belgeleri istiyoruz. Bunun ötesinde bize lütfen belge gönderme. Hatta gönderirse uyarıyoruz. Sağlık şeyini gönderme diyoruz mesela. Sadece sonuç bazlı olarak işte ek 2'nin sonucunu gönder. Altış veren çalışanlarına yönelik bizim mutlaka bir aydınlatma yapmamız lazım. Bakın bu çok önemli. Kendi çalışanlarımıza yönelik bir aydınlatma metni hazırladık biliyorsunuz. Ama altış veren tedarikçi çalışanlarına yönelik de bir alt iş, e, aydınlatma metnimiz olması lazım. Ve bu aydınlatma metnini altış veren belgeleri gelmeden altış veren firmalarından özellikle onların çalışanlarından imzalarını almalıyız. Yani onları aydınlatmalıyız hatta rıza almamız bile gerekebilir aydınlatma içinde. mesela iş kazası bildirimleriyle ilgili genelde ben bir rıza da alıyorum tekrar söyleyeyim yani kural olarak zaten altış veren verilerini biz hep ne yapıyoruz İşte ee, kanun gereği hukuki yükümlülükler gereği işliyoruz burada sıkıntı yok rıza almamızı gerektiren bir durum yok yani aydınlatma ağırlıklı bir şey söz konusu ama hani mesela bir iş kazası bildirimi oldu bunun ben nasıl yapacağım, nasıl edeceğim bununla ilgili çünkü data bana da gelecek. Bununla ilgili ben bir rıza şeyi koyuyorum, kutusu koyuyorum, bir opsiyonu koyuyorum. E, İSG birimi şirketin KVK faaliyetlerine mutlaka dahil edilmeli. Şirketlerimizde aslında bir KVK komisyonu oluşturmak lazım. İSG de bu komisyona mutlaka katılmalı, destek vermeli. Hekimin verilerine erişim konusunda çalışma yapılmalı, bir yetki matrisi hazırlanmalı. Hekim İK ilişkisi koordine edilmeli, hep bu özel veri koruma politikasında. Hastalıkların bildirilmesi konusunda eğitim ve bilgilendirme yapılmalı, süreç hataları düzeltilmeli. Mesela çok gördüğüm İSG alanındaki hatalardan bir tanesi şu, e, İSG konusunda mesela çalışan bir sağlık raporu alıyor, işte bu iş yerinde çalışan, bu, bu, bu faaliyeti yapamaz diye. Daha sonra şirket kendi içinde bu çalışanın rotasyonunu sağlamak için değişik birimlere yazılar yazıyor. Yani diyor ki işte Ahmet sizin biriminizde istihdam edilir mi? Ama bu noktada mesela Ahmet'in bütün sağlık verilerini o birimle paylaşıyor. Bunu yapmaması lazım. Yani iç formlarında işte Ahmet'te şu rahatsızlık var şeklinde. Yani diagnosis dediğimiz şey, teşhis dediğimiz şey şirketin iç yazışmalarında, formlarında, rotasyon şeylerinde Bunlardan çıkarmamız gerekiyor. Teşhisi daima şeyde tutalım. Hekimde tutalım. Ölçülü ve sınırlı herkesin sağlık bilgilerini e, bilmesi lazım. Ve nihayetinde e, OSGB'lerle e, Controller to Processor dediğimiz veri sorumlusu veri işleyen sözleşmeleri yapılması lazım. Bu da çok önemli bir şey. Diyelim ki bir firma OSGB ile çalışıyoruz. E, OSGB bizim veri işleyenimiz. Bizim adımıza bu verileri işliyor. E, ve bu OSGB bir yanlış bir iş yaptığında bütün sorumluluk bize ait olacak. Mesela ne yaptı? Benim verilerimi aldı, yabancı serverlara yükledi. Orada da veriler çalındı. Rus serverlarına yükledi, veriler çalındı. Ben öyle bir başım büyük belaya girer ki hem verileri yurt dışına nakletmiş olurum, hem verileri çaldırmış olurum. Bunun altından kalkamam. Dünya kadar ceza yerim. E, dolayısıyla e, mutlaka OSGB'lerle firmalarımızın e, sadece klasik sözleşmeler değil aynı zamanda bizim veri sorumlusu, veri işleyen dediğimiz işte yabancıların controller processor sözleşmesi dediği e, sözleşmeleri e, imzalaması gerekiyor. Bunları gözden geçirmesi gerekiyor. Dolayısıyla beş madde falan dedim ama bir on madde çıktı. E, to do listemiz bu eğitim sonrasında e, tüm bizi dinleyenler dinleyen arkadaşlarımız açısından net şekilde ortaya konuldu diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim bizi dinleyen sevgili dinleyicilerimize. Şimdilik hocam, bu kadar diyelim. Hocam ağzınıza sağlık. Çok güzel bilgiler öğrendik. Genel nitelikli veriyle özel nitelikli verinin farkını öğrendik. En önemli hususlardan biri. Arkada da çok fazla çok güzel sorular geldi. İsterseniz ben size bu sorulardan seçtiklerimi size ileteyim. Siz de e, cevaplarınızı verin e, öncelikle e, hemen özlük dosyasında sağlık verileri saklanabilir mi çünkü birçok iş yerlerinde görüyoruz hocam özlük dosyalarına koyuyorlar sağlık raporları değil sağlıkla ilgili tetkikleri dahi koyabiliyorlar e, bunların KVKK açısından uygunluğunu sormuşlar sizin görüşünüz nedir bununla ilgili Evet, özlük dosyası ile ilgili en büyük yanılgılardan bir tanesi şu. Özlük dosyası ile ilgili aslında şunlar özlük dosyası içinde olmalıdır diye bir düzenlememiz yok. Aslında özlük dosyası tek bir yerde tutulur diye de bir düzenlememiz yok. Özlük dosyasının sağlıkla ilgili dataları, sağlıkla ilgili kısmı hekimde yer almalı ama insan kaynaklarında yer alacak özlük dosyası içinde bizim kural olarak ek 2'nin sonuç kısmı dışında sağlık verisi yer almamalı. Yine sorulardan bir tanesini gördüm. İzninizle hemen bununla paralel onu şey yapayım. Hocam demişler işte iş yeri hekimimiz yoksa ne yapacağız? Yani sağlık şeyimizde e, verilerini nasıl işleyeceğiz? Burada e, aslında bir e, herhalde OSGB ile çalışılacak. Veya devlet hastanesinden diyelim ki bir rapor aldı. O raporu benim işlemem gerekecek. Tam anlamıyla devlet bu konuda uyumlu değil KVK'ya. Belki bu işyerleri için dışarıdan alınan raporların da diagnostik kısımlarını karartıp vermeleri gerekiyor. Ama bunu bu şekilde yapmıyorlar. Ee, ben iki şey yapabilirim. Sağlık verileriyle ilgili bir açık rıza alırım çalışandan. Çünkü başka çarem yok yani bu şeyi işlemek için. Hekimim yok, yapacak bir şeyim yok. İkincisi de sağlık verisi geldiğinde çalışana derim ki bak sen sadece çalışabilir kısmını benimle paylaş. İçerik kısmı sende kalsın. Gereğinde paylaşılır. Dolayısıyla çalışandan bunu karartmasını beklerim. Çalışandan bunu alıp da dolayısıyla işlememiş de olurum. Hocam hemen başka bir soruya geçiyorum. E, i̇şe girişlerde biliyorsunuz birçok işveren e, açık rıza alıyor. E, bu açık rızaları ihlal ilk başta anlattınız ya ihlal tespit ediliyor bunu fotoğraflıyorlar video çekiyor iş güvenliği uzmanları Dediniz, evet. burada ihlal tespitinde bu açık rızaları kullanıp yasal hale getire getirebilir miyiz diye sormuşlar. Şimdi e, iş ilişkisinde açık rıza alınması e, çok tartışmalı bir konu. Batı Avrupa'da da çok tartışmalı bir konu. Ama yabancı otoriteler şu noktaya geldi, bizim kurulumuz da esasen bu şekilde düşünüyor. İş ilişkisinde açık rıza böyle genel nitelikte her şeyi meşrulaştıran bir şekilde kullanılamaz. Sadece spesifik şekilde çalışandan açık rıza alman gereken hususlar varsa alabilirsin. Yoksa genel böyle ben senin gelmiş geçmiş bütün verilerini rahatlıkla işleyeceğim, paylaşacağım, yurt dışına atacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım diye tek bir açık rıza alıp o açık rızanın içine işte çalışanın fotoğrafını çekerim, videosunu çekerim koymak mümkün değil. Dolayısıyla bu tip bizim blanket consent dedikleri yani genel nitelikteki açık rızalar bizim iş ilişkisinde geçerli kabul edilmiyor. Dolayısıyla e, açık rıza böyle e, KVK konusunda her şeyi e, yasallaştıran e, sihirli bir formül değil. Şöyle düşün soyunma odasına kamera koymak istiyorsun. Kamerayı neyle koyuyorsun? Meşru menfaat. E, çalışanın rızasını al kamera koy. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. E, özellikle yabancı kurullar şuna dikkat çekiyorlar. Diyorlar ki iş ilişkisinde taraflar eşitsiz durumda olduğu için çalışanın verdiği rızalara biz kuşkuyla bakarız. Yani sen kural olarak e, hukuki yükümlülüklerin sözleşmenin kuruluşu gibi unsurlarla verileri işlemelisin. Açık rızayı mümkün olduğunca zorlamamalısın ve istisnai olarak kullanmalısın diyorlar. Bizim yaklaşımımızda benim görüşlerimde bu yönde. Ben hocam başka bir soruya geçeyim. Ee, bazen işyerlerinde denetim yapabiliyoruz. Ee, bu denetimleri yaparken e, ISO 45001 denetim olabilir. Farklı nedenlerle altış verende yapılan denetimler olabilir. Sağlık raporlarını görmek uygun mudur? Sadece sonuç kısmına çalışabilir, çalışamaz kısmını görsek yeterli midir? Yani bu KVKK açısından uygun mudur? Yoksa bunu da mı görmememiz gerekir diye sorulmuş. Görmemeniz gerekiyor tabii. Hiç teredit yok. Yani sadece çalışabilir, çalışamaz. Yani zaten sağlık raporunun içeriği ekimde olmalı dediğim gibi. Çalışır, çalışamaz kısmı insan kaynaklarını ilgilendiren kısım. Sağlık raporunun İK'ya bir bütün olarak akması zaten hata. Denetimlerde de esas itibariyle sağlık raporu var mı yok mu çalışır mı çalışamaz mı bunu denetlemek bence yeterlidir diye düşünüyorum. Aslında ISO süreçlerinin de bütün bu denetim süreçlerinin de KVK ile uyumlaştırılması lazım. Yani Orada da bir takım zaman zaman uyumsuzluklar görüyoruz. Denetim firmaları veya denetim yapan arkadaşlar e, bazen e, KVK açısından e, ters e, veya çok isabetli olmayan e, e, şeylerin içine, uygulamaların içine girebiliyorlar. Dolayısıyla uyumlu götürmekte fayda var her iki süreci de. Hocam başka bir soruya geçiyorum. E, i̇ş yerinde ilk yardım personeli oluyor biliyorsunuz. Diğer sağlık personel oluyor. İş yeri hemşiresi gibi e, sağlıkta sağlıkla ilgili görevlendirilen kişiler oluyor. Bunlar da sağlık raporlarını göremez mi? Sırrı saklama yükümlülüğü kapsamında değerlendirilebilir mi bu kişilerde? Enteresan bir soru e, sormuş e, arkadaşımız. Esasında ben sağlık şeyini daha geniş görüyorum. Yani e, çünkü sağlıkla doğrudan ilgileniyorlar bu, bu şeyler, bu ekip. Ben açıkçası hani kendi kişisel yorumum buradaki sır saklama yükümlülüğü Tabii şeye de bakmak lazım yani bunların mevzuatında sır saklama yükümlülüğü var mı yok mu ama her şeyden önce şeyde var 631 sayılı kanunda bir sır saklama yükümlülüğü var İSG profesyonelleriyle ilgili yani sadece hekim için değil aynı zamanda uzmanlar için de sır saklama şeyimiz var yükümlülüğü var dolayısıyla bu kapsamda görülebilirler diye düşünüyorum ama. ...yine de bir ayırım yapmak lazım. Yani sağlık e, şeyi içinde de... ...ünitesi içinde de... E, ...bence o yetki matrisinin hazırlanmasında... E, ...fayda var. Yani yine bunların kural olarak bence... ...hekimde olması daha isabetlidir... E, ...görüşündeyim. Yani... E, ...sonuç itibariyle... E, ...teşhisi yapacak kişi hekim... ...yorumu yapacak kişi hekim... ...ee gene bence hekimde olması yani bir ilk yardım e, diyelim ki personeli bence ilk yardımla bağlantılı olduğu sürece o sağlık e, şeyine erişmeli verisine erişmeli yani kişi, kişinin e, her türlü sağlık raporu her türlü rahatsızlığı ile ilgili e, erişimi kendi içinde bir soru işareti oluşturur diye düşünüyorum ama tartışılabilecek çok enteresan bir soru. Başka bir soruya daha geçeyim hocam. E, acil durum hakkında durumlar hakkında yönetmelikte acil durum ekiplerinin iletişim numaraları bina girişlerine asılır diye bir hüküm var. E, bunu KVKK açısından nasıl yorumlarsınız diye sorulmuş. Burada iletişim numarası olarak ben kendi yorumumda katayım sonra evet, size tabii. şey yapayım hocam. İletişim numarası olarak şey de olabilir yani kişinin iş yerinin Şirket sağladığı taktum. telefon numarası da düşünülebilir. yani Veya iç telsiz numarası gibi de düşünülebilir. Veya cep telefonu da düşünülebilir. Bence telsiz numarası ise çok problem olmayacağını düşünüyorum ama cep numarası ise cevabı size bırakıyorum hocam. Zor kısmı. Ya, siz cevabı verdiniz zaten. Aynen. Aynen. Cep numarası ise rıza almak gerekiyor. İşte biraz önce dedik yani rıza alınacak hususlar cep numarası ise burada rıza almak lazım. Tamam. Hemen başka bir soruya daha geçeyim hocam. Heh, i̇şçi işten ayrıldı. Ee, sonra ...bizim elimizde fotoğraf, işçinin fotoğrafı gibi biyolojik verileri kaldı... ...bunları ne yapmalıyız, saklamalı mıyız... ...yoksa işçinin bunu yok edin talimatını mı beklemeliyiz, ne yapmalıyız diye... ...aslında sanıyordum. her verinin bir saklama politikası olması lazım... ...biz dinleyen arkadaşlarımızın da yani şirketler bu konuda henüz farkındalıklarını biraz daha yükseltmeleri lazım... ...şirketimizin bir saklama ve silme politikası olması lazım... Hatta şirketimizin her yıl en az iki defa düzenli olarak verileri gözden geçirmesi ve silmesi lazım. Saklama politikalarında özelliği şudur. Bir arkalarında bir Excel tablosu vardır bu politikaların. Veriler kategori halinde belirtilmiştir orada. Hangi verinin ne kadar saklanacağı belirtilmiştir. Yani mesela görsel ve işitsel kayıtların ne kadar saklanacağı. Genelde mesela sevgili arkadaşımıza şu cevap verelim. Mesela kamera kayıtları Batı Avrupa'da işte bir ay, iki ay mesela saklanır. Dolayısıyla o görsel veriler çok uzun süreli saklanmaz. Yani çalışanın resmi bizim nasıl bir resim tabii vesikalık bir resim mi, bir iş kazası resmi mi ona göre bir değişkenlik gösterebilir. Bir iş kazasına ilişkin resimse belki onunla ilgili bir dava süreci olur diye onu biraz daha uzun saklamak mümkün. Ama vesikalık resmini çalışanın işten ayrıldıktan sonra Hatıra olarak saklamanın <laughs> çok fazla bir mantığı yok. Hocam başka bir soruda da medula ve enabı sistemleri var biliyorsunuz. Doktorların girip bakabildiği işçinin rızasıyla işyeri hekimi olarak bu sistemlere bakabilir miyiz diye sorulmuş. <laughs> Enteresan. Yani e, bu da hassas bir soru. Yani Medula ve en nabı sistemleri çalışanın rızasıyla bu uf, noktada... Tabii burada e, hekim neye bakacak, ne kadar bakacak, rıza sürecini nasıl alacak? Rızayı mesela alırken hekimin aynı zamanda aydınlatma yapması gerekecek. Aydınlatma yapmadan alınan rıza da geçersiz olacak. Dolayısıyla bu biraz hassas bir soru. Yani ben çalışan evet onayladı, bana rıza verdi diyerek bu sisteme giriş yapması bir şey olabilir bir sıkıntı oluşturabilir diye düşünüyorum yani e, ilgili kişiden rıza almaya kalktığınızda e, o rızanın ayrılatma yapılarak verilen bir rıza olması lazım e, Dolayısıyla yani oradaki o süreç tasarımı üzerinde çalışmak lazım yani çok net şekilde bu rızayı alır alıp yapabilirsin şeyini veremiyorum yanıtını veremiyorum bir de ölçülülük ilkesi var hocam. Sanki ne evet. bu e, bu sistemlere bakınca belki hani işçinin işiyle alakalı olmayan diğer hastalıklarını da görmesi evet. Evet. problem olabilir mi? Onu düşünmek lazım. Evet. Yani o biraz e, sıkıntılı, üzerine tartışılabilecek bir konu. E, konuşabiliyor muyuz? Duyabiliyor musunuz? Tabi. E, soru benim sorumdu. Bir çalışan, ilk işe girecek e, muayene ediyoruz. Tabii ki bazı hastalıklar var. Bunları e, bilmemiz, tespit etmemiz mümkün değil. Örnek vereyim epilepsi yani sarı hastalığı. Çalıştığımız iş yeri e, tehlikeli ya da çok tehlikeli sınıfta olan bir yer. E, gerekirse 50-60 metre yüksekte, vinçte çalışacak bir kişi. E, ama e, çalışanlarda görüyoruz ki, medyada bakıyoruz, tabii kimseyle paylaşmıyor, sadece kendimde kalıyor. Bakıyorum ki kişide epilepsi çıkıyor ya da kalp krizi geçirmiş geçmişte çıkıyor ya da kulakları duymuyor gibi. O çalışan adayı bu. Ee... Bunu ama e, e, beyan e, istiyoruz. Beyanda hiçbir şeyim yoktur. E, tertemiz sağlam diye söylüyor. Ama sapasağlam değil. Yani onun e, 50-60 metre yüksekte bir işte çalışması değil. Mevzuat gereği mümkün değil yani e, bu kişi biz e, sadece beyanla alır iş alırsak iş kazası geçirirsek ne olacak şöyle cevap verelim hemen yani ben sorunuza. E, bakmak... ne, ne net anladım soruyu ama net bir cevapla ben devam edeyim e, çalışanla ilgili özellikle burada bir çalışan da söz konusu daha henüz işi almadığınız bir çalışan adayı var Dolayısıyla bu çalışan adayının sağlık verileri konusunda aslında siz işe uygunluk anlamında e, sübjektif olarak o işe uygunluk anlamında gereken testleri talep edebilirsiniz. Yani spesifik bir iş yapıyorsa, e, yüksekte çalışıyorsa, kimyasalda çalışıyorsa onlarla ilgili spesifik testler, onlarla ilgili spesifik raporlar talep edebilirsiniz. Ama çalışanla ilgili olarak genel bütün rahatsızlıklarına bütün en abızda mesela yaptığınız her şey gözüküyor. Ve bütün sağlık geçmişiniz gözüküyor. Dolayısıyla çalışanla ilgili ilgili ilgisiz her türlü veriye ulaşırsanız başınıza çok büyük bir bela gelir. Somut bir örnek vererek şey yapayım. Ve bunları hep anlatıyorum iş yeri hekimlerine. Başımıza gelen bir olay. İş yeri hekimlerine diyorum ki bak her türlü testi yapamazsın kardeşim. Yapmaman gerekiyor. Beyaz yaka'ya gitmiş iş yeri hekimi HIV testi yapmış. HIV testi yapmış. Sonra da beyaz yaka ilk pozitif çıkmış. Yaşadığımız bir olay buydu. Bundan 1 iki sene önce. Ve çalışan ee, daha sonra şirketi dava etti. E, siz dedi benim dedi. Hem dedi kişisel verilerime eriştiniz. Daha sonra beni işe almadınız. Ben üstelik hip pozitif çıktım. Bana ayrımcılık uyguladınız. Kişiyi sağlık nedeniyle ayrımcılık yapmak TCK'ya göre suç. Biliyor musunuz? TCK'ya göre kişinin sağlık durumu nedeniyle işe almadığınızda eğer haksız şekilde bir de, e, şeyde bulunduysanız, TCK anlamında tekrar altını çiziyorum bu bir suç. Çok farkındalık yok ama yarın öbür gün bunlarla ilgili çok ciddi davalar söz konusu olabilir. Dolayısıyla ben işçinin, çalışanın veya çalışan adayının her şeyine bakarım. Her türlü verisini ilgisiz ilgisiz incelerim. Bu e, yaklaşımdan mutlaka uzaklaşmamız lazım. Kişinin beyan etmesi etmemesi noktasındaki senin riskin mi daha büyük yoksa burada aldığın risk mi daha büyük burada aldığın risk daha büyük kişi örneğin bir beyaz zeka kardeş en abızdan bak baktığında kişinin orada ilk testi yapıp yapmadığını görüyorsun kişinin sen bu verisine ulaşman felaket bir şey yani kişi bunu kesinlikle seninle paylaşmak isteyebilir ve paylaşmak zorunda da değil zaten dolayısıyla aslında o sorunun cevabı da bence burada şekillenmiş de oldu böyle rıza alarak medula sistemine gireyim enabı sistemine gireyim bu yaklaşımı e, açıkçası çok isabetli bulmuyorum ama şunu yapabilirsiniz yüksekte çalışması benim için bir sakıncalıdır epilepsi olup olmaması çok sakıncalıdır ben bu konuda rapor isterim İsteyebilirsin. burada bir sakınca yok ama kalkıp da bütün çalışanın e, sağlık şeyine tatasına tek bir vuruşta erişmen isabetli olmaz diye düşünüyorum Teşekkür Peki buyurun hocam şöyle bir şey var. Biz yani enables tabii daha ayrıntılı da medulladan var olan kronik hastalıkları gözüküyor orada. Yani ayrıntılı tahlilleri her şeyi gözükmüyor. Sadece var olan kronik hastalıkları gözüküyor. Yani diyelim epilepsi, kalp rahatsızlığı, hipertansiyon, diyabet gibi. Şimdi biz bunları görmedik. Biz bu kişileri işe alıyoruz mecburen. Onan formu veriyoruz. Onan formunda benim hiçbir şeyim yoktur yazı diye yazıyor, veriyor. E tamam, çalışan sorumluluk çalışan da zaten burada. Ama, onan formu. Ama e, işte diyelim 6 ay, bir sene, iki sene sonra bir iş kazası oluyor. E, kişi ya ölüyor ya sakat kalıyor. E, ya da başkasının üzerine düşüp onun ölmesine ya da sakat kalmasına neden oluyor. E, bu durumda iş yeri iş güvenliği uzmanları hemen e, biliyorsunuz çoğu yerde iş güvenliği uzmanları falan ya da biz bizimle ilgili ise iş hekimleri tutuklanıyor. Yani e, biz ne yapacağız? İki arada bir deredeyiz bu durumda. Ben cevabımı verdim diye düşünüyorum. Yani e, çalışanın her türlü sağlık datasına erişmek burada bir şey değil, çözüm değil. Yani çalışan burada benim başka rahatsızlığım yok diye beyan veriyorsa mahkemelerin burada bilinçli şekilde davranıp sorumluluğu da görmüş olması lazım. Siz sekim olarak görevinizi yaptınız mı? Yaptınız. Gereken noktalarda e, sağlık bilgilerini istediniz mi? İstediniz. Ha bunun ötesinde dediğim gibi yani özellikle Enabız sisteminde ya Enabız sisteminde açık söyleyeyim size bir, bir HIV testi yaptıran HIV'den konuşalım. Enabız sisteminde siz daha iyi biliyorsunuz. Gözüküyor mu? Gözükmüyor mu? Gözüküyor kardeşim. E-Devlet üstünden de gözüküyor. HIV testi yaptırdığın zaman çat diye devleti çıkıyor. Beyaz yaka adamın sen hid testine eriştiğin an ve o beyaz yakayı insan kaynakları işe almadığı an ve adam seni şikayet ettiği an sen cezaevindesin. Anlatabiliyor muyum? Çok net şekilde. Net şekilde. Sağlık sebebiyle ayırımcılık suçu. Ayırımcılık suçu. Suç işlemiş oluyorsun. Dolayısıyla Sadece sağlık nedeniyle ayrımcılık suçu işlemiyorsun. Hukuka aykırı şekilde sağlık verisine işlemek, bunun TCK karşısındaki yaptırmını da ben söyleyeyim. Hukuka aykırı şekilde kişisel veriyi işleyen iki yıl hapis cezası var. Hukuka aykırı şekilde kişisel veriyi devrettiğin zaman bu hapis cezası daha da artıyor. Dolayısıyla bir yıl, iki yıl, iki yıl, dört yıl diye hatırladığım kadarıyla TCK'da hapis cezaları... Çok ciddi bu işin şeyleri var, yaptırımları var. Onun için yani çalışandan ona aldım, bütün enabızına eriştim, medulasına eriştim. Yani bu noktada e, bence e, e, dikkatli davranmakta fayda var diye düşünüyorum. E, hocam isterseniz sorunun ikinci kısmı ile ilgili birkaç kelime de ben edeyim. E, Lütfen eğer, buyurun. Şimdi. İş kazası yaşanması durumunda niye bunu tespit etmedin diye e, sorulursa ne olacak iş yeri hekimine? Burada da uygulamada şu, şu şekilde oluyor: e, Benzer hekim bilir kişilere gönderiliyor ve e, iş yeri hekimine kusur verilebilirse yani bir objektif sorumluluk söz konusu burada iş yeri hekimi bunu tespit edebileceği halde mevcut belgelerden tespit etmediyse bu durumda sorumluluk yükleniyor. Yoksa mevcut belgelerden tespit edilemezse zaten bu hastalığı bu kişinin yine iş yeri hekiminin sorumluluğu doğmaz diye düşünüyorum. Yani iş yeri hekimi objektif olarak üzerine düşen görevi yerine getirmişse bu hastalığı veya işçide mevcut bulunan e, bir hastalığı tespit edemedi e, ve çalışır verdi diye sorumlu olacağını düşünmüyorum. Yani başka bir iş yeri hekimi normal bir iş, ortalama bir iş yeri hekimi bunu tespit edebiliyorsa ve ee, siz tespit edememişseniz e, ve bir kusurunuz da size yüklenebilecek bir testi yapma e, normal bir şeyde görünüşte bir testi yapmanız gerektiği halde yapmamışsanız sorumlu olursunuz diyorum o, diye düşünüyorum. Onun dışında sorumlu olacağınızı da düşünmüyorum açıkçası Medula'ya veya diğer şeylere bakmadınız diye. Çok teşekkür Hemen başka ederim. bir soruya geçiyorum Hayır, hocam. Bey. Efendim hocam? katkınız için çok teşekkür ederim. Bilir kişi gözüyle evet. değil mi? Ben de zamanında yaptım evet, bundan evet. 15 20 sene önce bayağı bir yoğun bir kişilik yaptım. Ee, aynen. Yani kusur raporlarında biz buna bakıyoruz. Evet. E hemen başka bir soruya daha geçin hocam. E bazen bu İSG belgelerini mahkemelerde davalarda e işverenden isteyebiliyorlar. SGK bazen İSG özellikle sağlıkla ilgili verileri isteyebiliyor. Bu verileri vermek için işçiden onay alınması gerekli midir? Yani şimdi tabii bu açılım yapılırsa yani KVK konusunda bu ıı, sağlık verilerinin işlenmesi konusunda ıı, şey yapılırsa, düzenlemeler gerçekleştirilirse bunların işlenmesi de daha kolay olacaktır. Ya kaçınılmaz olarak tabii mahkemeler bunları isteyecekler. Yani bir iş kazası oldu, o iş kazası ile ilgili Bilgiler, belgeler, e, sağlık raporları o mahkeme kayıtlarına girecektir. Esasında e, şöyle bir kural var bizim e, yargılamada. Yargılamanın aleniyeti kuralı var. Yani e, anayasadan gelen bir e, şey var. Mahkemelerin aslında özellikle bu sağlık konusu e, olan e, hususlarda belki gizlilik kararları alması lazım. Yani bunların dosyaların herkese açık olmaması lazım. Böyle bir e, şey de yok. Yani uygulama da yok aslında ideal olan e, sağlıkla ilgili bütün bu davaların şeye kapatılması, dışarıya kapatılması ama dava dosyası içine bunların sunulması e, bir sakınca yaratmaz. Ama dava dosyasına sunarken de gene ben, benim tavsiyem dikkatli şekilde bunları sunmakta fayda var. Mesela sağlık verilerinin e, işlenmesiyle ilgili kurulun da mesela şeyi var, e, regulasyonu regülasyonu var. Ne diyor? Mesela sağlık verisini diyor, sen diyor kağıt ortamında diyor paylaşacaksan diyor, mutlaka diyor bunu diyor bir zarfa koyacaksın diyor. Zarfın üzerine gizlidir ibaresi koyacaksın diyor ve o şekilde paylaşacaksın diyor. Genelde ben kendi müvekkillerime bunu şey yapıyorum, öneriyorum. Yani diyelim ki bir iş kazası gerçekleşti. Onunla ilgili bir sağlık raporu var. Mahkemeye sunmamız gerekiyor. Dosyanın içinde üstüne gizlidir yazarak ve e, bunu belirterek şey yapıyoruz. Yani dosyaya sunuyoruz. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ee, şu an benim kaydettiğim başka soru yok. Sorusuna cevap alamadığını düşünen katılımcılarımız varsa lütfen e, altta tekrar sorularını sorarsa e, ben de soruyu soracağım hocamıza. O arada da ben isterseniz e, küçük bir anekdotu anlatayım kendi şeyin başımdan geçen. Ben biliyorsunuz müfettişlik yaptım. Yıllarca iş yerlerine denetime gittik ve istediğimiz yere gidiyorduk. Bize getir sağlık raporlarını diyorduk. Hepsi getiriyordu. Hiçbir problem çıkmadan bakabiliyorduk. Yani <laughs> hiçbir gizlilik şeyine veya KVKK problemi yaşamadan. Tabii müfettişlikten ayrıldıktan sonra ilk gene denetime gideceğiz Sağlık sağlığı güvenliği denetimi. Büyük bir iş yeri. Dedim getir sağlık raporlarını getiremeyiz dediler. Ben de bir anda şey yaptım yani tam hukukçuyum getire, göremeyeceğim az çok tahmin ediyorum. Ama böyle bir tepkiyle karşılaşmamıştım hiç. Dedim o zaman bari uygun mu değil mi onu getir diğerlerini görmeyeceğim dedim. Öyle çözmüştük problemi. Şimdi <laughs> bir tane son bir şey daha sormuşlar hocam. Ee, onu da şey yapalım bitirelim başka soru almayalım istiyorsanız. Ee, çalışır çalışmaz dediğimiz konu ekiki mi yoksa işyeri ekiminden çalışan durumu için ayrıca bir beyan alınmalı mı? Hani dedik ki altış verenleri e, veya başka kişilerin sağlık raporlarını denetlerken veya üçüncü kişiler denetim yaparken e, ekikinin son kısmına baksa yeterli olur diye. Ee, Aynen Burada... <laughs> şey sorulmuş. başka bir ayrı bir belge almamız gerekir mi yoksa ekinin son kısmını bize gösterse yeterli mi diye sormuş. E, e, şöyle e, kontrol etkisi yani ikiye ikili bir ayrım yaparak bu soruya cevap verelim. Alt işverenler bakımından incelediğimizde konuyu e, yönetmelik, işyeri hekimlerinin görev yetki sorumlulukları hakkındaki yönetmelik bize ne yükümlülüğü getiriyor? Diyor ki bu raporların diyor süresinin dolup dolmadığını kontrol edeceksin diyor. Dolayısıyla ben asıl işverenin hekimi olarak neyi kontrol etmem lazım? Bir, alt işveren çalışanının bir sağlık raporu var mı? İki, bu sağlık raporunun süresinin dolup dolmadığı. Yani bu update mi? Ee, zamanı geçmiş bir rapor mu? Tabii o da ayrı bir tartışma konusu. Yani raporların süresi ne kadardır, ne kadar değildir falan. E, net bir şey yok yani mevzuatta e, bir bunun karşılığı yok e, şöyle olabilir e, bir beyan alınmalı mı <laughs> altışveren sözleşmesine bir madde koyulabilir burada beyandan kasıt e, soran arkadaşımızın e, alt işveren raporlarının süresinin e, güncel raporların ibrazı, gün, e, raporların güncel olması veya şeylerin güncel olduğunu alt işverenin taahhüt ve teyit etmesi, buna bir sözleşme maddesi olarak koymamız e, mümkün alt işveren sözleşmesine. E, şey kısmında da paylaşım kısmında da yani alt işveren ilişkisini bir kenara bırakacak olursak insan kaynaklarıyla paylaşım kısmında da Dediğim gibi yani sadece çalışanla ilgili paylaşım çalışır, çalışamaz şeklinde olmalı. Yoksa e, çalışanın o ekimin üstündeki o şeyler, e, teşhisler bunlar iş yeri ekiminde kalmalı, insan kaynaklarına bu ulaşmamalı. Bizim genel şeyimiz bu şekilde, yorumumuz bu şekilde. Tabii alt işveren ilişkilerinde e, neyi yapmamız lazım özellikle bu KVK'dan sonra. Onlarla yaptığımız sözleşmeleri bence biraz daha gözden geçirmemiz lazım. Yani. Onlardan direkt bir takım belgeler istemek, direkt şey yapmak yerine o yükümlülükleri alt işverene verecek şekilde süreci tasarlarsak daha isabetli olur diye düşünüyorum. Zaten son yıllarda çok çalıştığım konulardan bir tanesi hep bu alt işveren sözleşmeleri oldu. Başlı başına aslında değil mi bizim hukuk grubu olarak şimdiden duyurmamızda da fayda var. Bu alt işveren ilişkilerindeki İSG konusunu önümüzdeki günlerde masaya da yatıracağız. Tüm boyutlarıyla tartışacağız inşallah. Yani e, uçsuz bucaksız bir konu gerçekten. Kesinlikle hocam çok haklısınız. E, Medula ile ilgili son bir soru var. E, zaten onun e, siz KVKK'ya aykırı olduğunu, Medula'ya girip oradaki verilerini almanın olduğunu bahsettiğiniz için tekrar sormuyorum hocam. Bunu ek ikiye koyabilir miyiz Medula'daki ilaçları diyor. Siz zaten Medula'ya girmenin, ...KVKK aykırı olduğunu bahsetmiştiniz. İlaçları koymak zaten ikinci derecede aykırıdır. Daha fazla <laughs> aykırı olduğumu düşünüyorum. Ee, başka da soru yok. Ee, ben size çok teşekkür ediyorum. Risk Yönetimi Derneği'ne de e, bu imkanı sağladığı için çok teşekkür ediyorum. Ee, söyleyecek son son sözü size bırakıyorum Erdem hocam. Çok teşekkür ederim Ali Bey. Çok keyifli bir toplantı oldu. Risk yönetiminde e, evet hukuk grubu olarak hep beraberiz e, ve heyecanlıyız da bu görevi devraldık. E, güzel şeyler de yapmak istiyoruz bu sene. Değerli arkadaşlarım çok güzel yorumları var chat kısmına yazıyorlar. Ben de e, kendilerine çok teşekkür ediyorum nazik yorumları için. Hep beraber bunları tartışacağız. Tabii bunlar hukuk çok tartışmalı bir konu yani ben şimdi böyle diyorum ama Yarın öbür gün belki daha farklı şeyler çıkacak bizim karşımıza. Bazı görüşlerimizi biraz daha esneteceğiz, farklı, farklılaştıracağız. Hep gerçekler, doğrular tartışarak, e, medeni şekilde bunları ortaya koyarak e, olacak. Dolayısıyla e, hukuk sadece şey değil, hem işin teknik kısmı, hem tıp kısmı, hem hukuk kısmı. Aslında biz hepimiz aynı gemideyiz, aynı bütündeyiz. Birbirimize ne kadar destek olursak, ülkemizde de iş sağlığı güvenliğini bu kadar ileriye götürebiliriz. Derneğimizin de esas itibariyle amacı da bu zaten diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum ben. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İSG Hukuku Uzmanlık Grubumuza, değerli hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz. Değerli katılımcılara da çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Çok sağ olun. İyi akşamlar.